Yavaş kızım. Kim? Kurs'tan bir arkadaş. Sen açsana ne olur, Sedef uyuyor falan de. Aa, çok ayıp. Canım konuşmak istemiyor, ne olur. Alo? Ah, Sedef uyuyor kızım. Ben annesiyim. Yorgun geldi de bugün erken yattı. Peki kızım, söylerim. Sana da çocuğum. Uyanırsan arayacakmışsın. Ödev soracakmış sana. Tamam, sağ ol. Kimden telefon bekliyordun sen öyle uçtun? Hiç kimseden. Sedef, doğru söyle. Şevket'le konuşuyor musun hala? Nasıl konuşayım anne? Orada telefon mu var? Yasak, değil mi? Yasak tabii. İyi alıştı millet. Herkes hazır sofraya geliyor artık. Söylenme kızım. Sen de istemiyorsan yapma, bırak. Necla Hanım nerede kaldı? Ne bileyim. Okuldan sonra yayın evine gidecekti. İşi uzamış belli ki. Bugün ne oldu bil. Cem aradı beni. Ne? Daha doğrusu mesaj çekti konuşalım diye. Ben de aradım, buluştuk. Delirdin mi sen? Nasıl konuşursun onunla? Ay öldüreceksiniz siz beni ya. Sen beni Necla'yla karıştırdın galiba anne. Sadece konuşmak için bir araya geldik biz. Ay çıldırtma beni Leyla. Senin Cem'le konuşacak neyin var? Bir sürü ortak yanımız. Cem acısını taze tutmak istiyor. Onun için bir de benden dinlemek istedi yaşadıklarımı. Sen de saydın döktün mü? Bir de söylüyorsun. Pes vallahi ya. Yeniden birleşecekler diye çok umutlandın da. Hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Kimse heveslenmesin. Cem'in hiç öyle bir niyeti yok. Eyvah Ferhun da geldi. İyi akşamlar. Ferhun Hanım. Gelin konuşalım biraz. Çok yorgunum. Bugün yine Şevket'e gittim. Sormuyorsunuz hiç ama ben yine de söyleyeyim. Morali çok bozuk. Benim de öyle. Şu para olayı. O adamın size para verdiğine inanamıyorum. Aksine ikna etmiş kendini. Doğrusu bu zaten. Ben de bu inancını destekledim. Sırf oğlumun içi rahat etsin diye. Ama kendimi bir türlü ikna edemiyorum.
Sizle konuşmaktan kaçarak şüphelerimizi kuvvetlendiriyorsunuz. Çok sıkıldım ben artık. Kimseye derdi anlatmak istemiyorum. Bu da bir kaçış Berunda Hanım. Yeteri kadar zarar gördük yalanlardan. Eğer böyle bir şey varsa, bu başta kendiniz olmak üzere herkese ihanettir. Açık konuşun lütfen. O adamın parasını aldınız mı, almadınız mı? Bilmek istiyorum. Bu soruyu sormakla bile hakaret ediyorsunuz bana. Cevabı kendiniz vermişsiniz zaten. Bugüne kadar yaşadıklarımız bunu sorma hakkını veriyor bana. Öyle mi? Bütün olanların suçlusu benim yani. Bugünlere benim yüzümden geldik. Peki Leyla, Necla, Şevket ne yaptılar bu arada? Ferhunde. Siz ne yaptınız Ali Rıza Bey? Hiç dönüp kendinize bakmıyorsunuz. Gözünüz hep benim üzerimde. Her fırsat bulduğunuzda beni suçlamanızdan bıktım. Bahanelerin arkasına saklanmayın. Siz açık konuşun Ali Rıza Bey. Şevket'in yokluğundan istifade bu evden gitmemi istiyorsanız çeker giderim. Ferhunde yine kumar oynuyordu. Babama resti çekerken Necda'nın elinin ne kadar kuvvetli olduğunu henüz bilmiyordum.